Evet arkadaşlar, bu ünitede de iklim konusuna geçeceğiz. Önce atmosfer nedir ve atmosferin özellikleri nelerdir, atmosferin katmanları nelerdir ve onların özellikleri. Atmosfer, dünyamızı çepeçevre saran gaz tabakasına denir. Ve buradaki gazların büyük bir kısmı, %78'ini azot, %21'ini oksijen ve %1'inde diğer gazlar oluşturmaktadır. Atmosferdeki gazların bazıları hem miktar hem oran olarak değişmiyor. Örneğin azot, oksijen böyle gazlardır. Yani sürekli olarak azotun oranı hep %78, oksijen oranı da %21'dir. Bazı gazlar vardır ki yer ve zamana göre oranları değişebilmektedir. Ki bu gazlarda su buharı ve karbondioksit. Örneğin su buharı. Yazın örneğin havadaki su buharı daha çok oluyor, kışın daha az oluyor. Sıcak daha bağlı olarak tabii. Karbondioksit. Kışın ısınmak için kalorifer ve sobalar yandığı zaman fosil yakıtlar kullanıldığından dolayı atmosfer bu miktarda karbon salınımı olunca kış mevsiminde örneğin mevsimsel olarak karbondioksit oranı artar. Yazın biraz daha düşük olmaktadır. Bunlar da yer ve zamana göre atmosferdeki miktar ve oranları değişen gazlar oluşturmaktadır. Atmosfere gelecek olursak genel özellikleri, atmosferin dünyamız üzerinde ve dünyada yaşayan canlılar üzerinde oldukça olumlu etkileri vardır. Atmosfer öncelikle güneşten gelen ışınların bir kısmını tutup geri yansıtarak dünyamızın aşırı ısınmasını önlemiş oluyor. Dünyamıza gelip geriye yansıyan ışınları da tutarak dünyamızın aşırı soğumasını önlemiş oluyor. Yani demek ki atmosfer bir yorgan gibidir. Dünyamızın aşırı ısınması veyahut da soğumasını önleyen çok önemli bir faktördür. Onun dışında dünyamıza gelen ışınları atmosfer kırıp yayarak doğrudan güneş almayan yerlerinde aydınlık ve sıcak olmasını sağlıyor. Ki buna biz difüzyon diyoruz. Bunu yalnız gün içinde de görüyoruz. Örneğin güneş battıktan sonra hala bulunduğumuz ortamın aydınlık olduğunu görüyoruz. İşte bu difüzyonun bir sonucudur. Bunun dışında başka nelere etkisi vardır? Meteorlardan dünyamızı koruyor. Mezosfer tabakasıyla. Ondan sonra ozon tabakasıyla güneşten gelen zararlı ışınların süzerek, filtre ederek böylece canlı yaşamını korumuş oluyor. İklim olaylarına neden oluyor. Ve böylece dünyada yaşayan canlılara yaşama olanağı sağlamış oluyor. Gökyüzünün mavi olmasını sağlıyor. Atmosfer çeşitli katmanlardan oluşuyor. İlk katman troposfer. Troposfer. Troposfer de gazların tabii ki atmosferdeki gazların %75'i su buharının tamamı bu katmanda bulunmaktadır. İklim olayları bu katmanda meydana gelmektedir. Hem yatay hem dikey hava hareketleri görülmektedir. Ama troposferin kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe incelmektedir. Bunun nedeni de şu, sıcaklık ki ekvatorda sıcaklık yüksek olduğu için ısınan hava genleşir, genleşen hava yükselir. O yüzden ekvatorda troposfer geniş oluyor. İkincisi yer çekimi. Yer çekimine bağlı olarak da gene yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artıyor. O yüzden de troposferin kalınlığı da gene atmosferden kutuplara doğru gidildikçe incelmektedir. Üçüncü olarak da Coriolis kuvvetidir. Yani dünyamızın günlük hareketi sonucunda meydana gelen savrulma en fazla ekvatordadır. O yüzden ekvatorda daha kalın, kutuplarda Coriolis kuvveti daha az olduğu için daha ince olmaktadır. İkinci katman stratosferdir ki stratosferde sadece yatay hava hareketleri görülmektedir. Çok düşük sıcaklıklara sahiptir.
Üçüncü katman mezosferdir ama stratosfer ile mezosfer arasında ozon tabakası görülmektedir. Ozon tabakası ise O3 moleküllerinden oluşan ozon gazından oluşuyor. Ozon gazı da güneşten gelen ultraviyole ya da mor ötesi ya da kızıl ötesi dediğimiz canlılar için zararlı bu ışınları tutarak böylece canlı yaşamına olanak sağlamaktadır. Ama ozon tabakasındaki bu ozon gazı eğer dünyamızdan salınan kloroflorokarbon gazlarla temas ederse o zaman molekül yapısı bozularak incelmekte ve bu da tehlikeli bir durum ortaya çıkmakta. Ama kloroflorokarbon gazlarının kullanımı artık yasaklanmıştır. Dördüncü şey olarak mezosfer tabakasının özelliği de şu. İlk şeyden gelen, uzaydan gelen meteorları yanması ve parçalanmasına yol açıyor ve böylece meteorlardan dünyamızı koruyor. Ama tabii küçük meteorlardan koruyor. Büyük meteorlara karşı mezosferin yapacağı çok fazla bir şey yok. Daha sonra termosfer ya da iyonosfer dediğimiz katman var ki aurora dediğimiz güneş ışığı şeylerinin gökyüzü ışıklarının görüldüğü, yeşil ışıkların gözüktüğü yerdir. Burada gazlar, iyonlar halindedir. Dolayısıyla da radyo dalgalarının geri yansımasına yol açıyor. Ondan dolayı da termosfer ya da iyonosfer dediğimiz katman haberleşmede yararlanılmaktadır. En dış katman ise eksosfer katmanıdır. En kalın katmandır. 10.000 kilometreye kadar kalınlığa çıkabiliyor. Burada yer çekimi az olduğu için burada en hafif gazlar bulunuyor. Örneğin hidrojen ve helyum gibi gazlar. Hatta bazı gazlar yer çekimi kuvvetinin azlığından dolayı uzaya kaçabilmektedir. Evet. Atmosferin katmanları da bundan ibarettir. Şimdi gelelim İklim olayına. İklim dediğimiz olay şu, hava olaylarının uzun yıllar toplamının genel ortalamasına denilmektedir. Hava olayı da kısa süreli meteorolojik olaylardır. Ki bu kısa süreli dediğimiz olaylar 1-2 saatten birkaç güne kadar sürebilmektedir. Hava olaylarıyla iklim arasındaki farklılıklar özellikle orta kuşakta daha belirgindir. Ama soğuk kuşak ve sıcak kuşakta iklimle hava olayları arasında çok belirgin farklılık yoktur. Çünkü hava her gün sıcak, iklim zaten sıcak ekvatoral kuşakta. Soğuk kuşakta da hava olayları her gün soğuk ve soğuk kuşakta da zaten iklim hepsi soğuktur. Hep sıcaklıkta eksi değerlerdedir. Ama orta kuşakta kış mevsiminde bir yaz mevsimi yaşayabiliriz. İşte burada hava olayıyla iklim olayları arasında belirgin bir farklılığı görmüş oluyoruz. Bir de hava kütlesi var. Hava kütlesi dediğimiz olay şu. Nem ve sıcaklık bakımından benzer özellikler gösteren geniş atmosfer parçasına denir hava kütlesi. Örneğin soğuk hava kütlesi, sıcak hava kütlesi gibi. İklim olayına gelecek olursak, iklim 3 unsurdan meydana geliyor. Sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, bir de nem ve yağış.